Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Ato ibn Abi Rabah'ın dünya bile muamelesi kandiydi. O kişi dünyaya gelip 100 yılga yakın ömür gördü. 100 yıl yaşadı. Üstüdeki köy kiygen kiyimi 5 dirhamdan aşmasıdı kıymetli. Halifeler o kişinin özüge hamsukbat bolşigini haklap çakırışarıdı. Yani yanıda maslahatçı bulsun, vazir bulsun, yol kürsat adı yadan bulsun, hamsukbat bulsun hikamıda. Lekin özünün diniden havatır alıp bu halifelerin meclisini özüge lazım tutmadı. Onlarını eşiğlerine kalkıp bormadı. Ama buran bir işte Müslümanların faydası, İslam'a bir hayriyetini görse, halifelerini aldı ki elbette vardı. Şimdi eğer bir ilimli kişi, alim kişi, bir mansab, mertebe egesi bugün kişiye müracaat kısa ve bana şu müracaatı da halka payda buladığı olsa bu barışlık makul körüledi. Çünkü niyetlerini Allah Azze ve Celle yalnız özü biledi. Ata İbn Abi Rabah, halife Hişam İbn Abdülmelik'ini meclisi yine mülçünke genedi. Bana ötken dersimizde ettik, Süleyman İbn Abdülmelik, ana şu davrdaki en kudretli padişah, halife, bana şu Kara Habeş kişini kütüp oturdu. Hişam İbn Abdülmelik, ana şu Ümmevilerin yine bitti halifelerden. Osman İbn Ata Al-Khurasani ayetedi, halife Hişam İbn Abdülmelik'ini kas kılıp otan bilen yolga çıktık. Damaşka yakınlaşganımızda Kara eşeğe mingan bir kişiyi gözüm düştü. Onun üstüde kalın köylük, cübbe, boşluğu yapışıp durgen salla, onu adamı körüp küldüm. Ya da bu kim desem, cimbol oğlum. Bu, Hicazlı fakihlerinin seyyidi, Ata İbn Abi Rabah dedi. O, bizge yakın kegeni de otam, özünü haçır eden, o kişi özünü eşe giden düştü, birbirini kucaklayıp, hala havası ulaştı. Sonra yana ulağlar geminip, yürüp, halifenin kasarı eşi geldi ki tohtadık. İzin verildi, bu kıssana rivayet kılayken Osman İbn Ata taşkarıda kaldı. Otası bilen Ata İbn Abi Rabah girip gitti. Allah haklı yanıçı oturuştu. Sonra halifenin huzurundan çıkıştı. Otam çıkkandan keyin ne mi oldu yerde? Ayti Bering'de soralım. Otam onge kirişki izin verildi. Vallahi men o bilen birge bugünün içinde kirdim. Yani Ata bilen birle kirgenim için kirip kaldım. Bulmasam kirgizleşmezse demeyin. Hişam, halife Ata İbn Abi Rabah'ını görüp, merhaba, merhaba da özünü yanına çakırıp, ta sörüsüge 30 gün içe, bir dakika gelin, bir dakika gelin deyişten toktamadı. Şimdi yakın oturdu ki, Ata İbn Abi Rabah'ını tızlası, halifenin tızlası yeteği oturdu. Bu mecliste kibar kişiler, aşraflar, geplaşıp oturuşken de, bu uluk tabiyen kirgende hamasi cimbal işte. Halife, Hişam, unga karab, ey Abu Muhammed, nima hojatingiz bor, ayting dedi. Ata İbn Abi Rabah, ey Amirul Mu'minin, ikki haram ahlları, Makka ve Madina ahli, Allohning ahlları, Rasulullohning qo'shnilaridir. Ularni maoshlarini ve atoyotlarini taqsim qilib bering dedi. Halifa, ha, ey g'ulom, yoz. Makka ve Madina ahllarining maoshlarini bir yilligini avvaldan berish dedi yozdi. Hişam soradı, ey Abu Muhammed, bundan başka hacetiz var mı? Ha, var. Ey Amirul Mu'minin, Hicaz ahli, Necd ahli, ular Arablarının asli ve İslam başlıklarıdır. Sadakadan artık narsalarını, onlarını özlerini yerden kaldırın. Yani onlardan aldıken bizde tılda nalı oldu, bir iş gereği bugün alayım da aşçasını özlerine kaldırın dedi. Hişam aydı, ha, ey oğlum, yaz. Onlarının sadakalardan ortağı özlerine kaldırılsın. Hişam yine etti. Ya bu Muhammed, bundan başka hacetiz var mı? Ata İbn Abi Rabah, hay emirul müminin. Çegere'de turgan Müslümanlar, çegereçiler, onlar Müslümanlarının düşmanlarını roporosta turadı. Müslümanlar yevmalik kımahçı bolgenler bilen cenk kılışadı. Onlarda nefakalarını verin. Onlar yardımge muhtaç. Eğer onlar halak bolsa, çekere zayi buladı. Özü gibi nasıl soru yaptı mı?
Aytyapmiz u, bu kişiler, halifalar özleri çakırsa meclisiga, ulardan tama kimi, ularda oldiga borsam dünya fitnesiga kirib qolmaydi, bu uluq insanlar özlerini alıp kaçken eken. Hişom aytdi. Ha, ey g'ulom, yoz, ularning maaşları berilsin dedi. Hişom yana soradı. Ey Abu Muhammad, bundan başka yana hacetiz var mı? Yani özizi hacetiz var mı? Ha dedi. Ahli zimmalar dedi. Zimmiler. Yani Müslümanların yurtida yaşayken gayri din kişiler. Müslümanlarda himoyasi da, Müslümanlarda hükmasi da yaşayken gayri dinler. Ahli zimmalar. Ularını taqatı kötermediğin nasıl gibi yürümeyin dedi. Hişom aytdi. Ey g'ulom yoz. Ahli zimmalarını taqatları kötermediğin nasıl gibi yürülmesin. Hişom yana soradı. Ey Abu Muhammad, bundan başka yana hacetiz var mı? Ha dedi Ata ibn Abi Rabah. Ey Amirul Mu'minin, Allah'tan korkayın dedi. Bilin ki, yalğız halda yaraldınız. Yalğız halda vafat etesiz. Yalğız halda tırılasız. Ve Allah'ın aldığında yalğız hesap kitap kılınasız. Vallahi, vafat etiyekenizde, kayıt etirliyekenizde, hesapka tartılırken gününüzde, bana bu siz görüp dururken adamlar da brantası yanınızda durmuyor. Halife yığladı. Halife yığladı. Ata ibn Abi Rabah ise, turup meclisten çıkıp gitti. Qaray qana odamlar bo'lgan. O'ziga biron bir dunyoda matohini, dunyoda bir moli dunyosini so'rayotgani yo'q. Men unga ergashdim. Eshik oldiga kelganimizda ortimizdan bir kishi yetib keldida, qo'lida bir xalta bor edi. Nimaligini bilmayman. Ato ibn Abi Rabohga uzatdi, nima bu dedi. Xalifasiga shu narsani hadiya qildi dedi. Ato hayhot men sizlardan ajr so'ramayman, mening ajrim Robbil alaminning zimmasida dedi chiqib ketdi. Xalifani huzuriga kirdi. Ammo o'zini hojati, o'zini kamchiligini gapirishi uchun emas. Nima uchun kirdi? Musulmonlarning ehtiyojini gapirishi uchun. Ato ibn Abi Raboh necha yil umr ko'rdi? Hayotini nima bilan to'ldirdi? Bu ulug' inson 100 yil ömür ko'rdi. Abdulloh ibn Busur aytadiki, bir arobiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ya Rasululloh dedi arobiy. Man xoyrun nas? Odamlarda yaxshisi qaysi odam? Qaysi odam odamlarda yaxshisi? Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, man tola umruhu va hasuna amaluhu. Ömrü uzak ve ameli çırali bo'lgan kişiydi. Ömür uzak olsa ne kadar yaxshi. Yana bu uzak ömür yaxshi ameller bilan o'tkazilgan bo'lsa ne kadar güzel. Nima yomon? Uzak ömür bo'lib turib günah masiyatlar bilan to'lgan bo'lsa mana shu ömür yomon. Ko'rib qolasan, bir oyog'i go'r yosilib qolgan bo'lsa ham, yoshi bir joyga borgan odamlar qarilikni tan olishni xohlamasdan yigitlardek kiyinib, lekin yigitlardek mashqga kelmaydi. Ozon aytilsa o'tiradi, har xil bir o'yinlarda o'ynab, somovarlarda o'tiradi. Alloh taoloning to'atida bo'lgan uzoq umr ne kadar güzel. Aksincha ma'siyat ustida bo'lgan uzun umr ne kadar yomon. Bu umr ham ajoyib narsada. Kimdir 70, 80, 90, 100 yoshga yetadi. Kimdir yoshligida o'tib ketadi. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi. Astaidu billah va minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a innalloha alimun qadir. Sizlarning ichingizda ayrimlar ertaroq o'tib ketadi. Sizlarning orangizda yoshlikdagi go'zal, totli hayotdan keksalik paytidagi eng tuban kun ko'rishga ya'ni o'zini boshqaromaydi qoladigan holatga qaytarilib, ilgari bilgan narsalarning barchasini unutib yuboradigan kishilar ham bordir. Avval zo'r bo'lgan, yerni ushab kindigi bo'lsa uzib oladigan bo'lgan. Mana shunday kuch-quvvatli, chiroyli, totli shirin hayotdan keksalik, qarilik umriga boradiki, o'zini ham boshqaromay qoladi odam. Tishlari yo'q,
oshqozon hazm qila olmaydi, oyoq qo'l avvalgida qamas. Ammo mana shu qarilik hayoti ibodat bilan o'tayotgan bo'lsa, naqadar chiroyli bo'ladi bu qarilik. Shuning uchun yigitlar, biz yoshligimizni Allohga bo'lgan to'at bilan o'tkazishga haris bo'laylik. Agar shunday qila olsak, qariligimizgacha juda katta bir zaxira to'plab qo'ygan bo'lamiz. Ana solih kishilardan biri qari, u yoshi 70-80 ga borganda ham jismonan sog'lom ekanligini ko'rib hayron bo'lgan yoshlar. So'rashgan. Ko'zlari tiniq, tishlari joyida, tili, ko'zi, quloq ham a'zolar joyida. Qanday qilib erishdingiz bu narsaga? Javob berdi solih kishi. Bu a'zolarda hammasi omonat edi. Til, ko'z, quloq, oyoq, qorin. Bu omonatni Alloh taolo bizga qo'yganida yoshligimizda u omonatga xiyonat qilmadik, saqladik. Alloh qariganimizda bizga bu a'zolarni saqlab berdi. Shuning uchun yoshligimizni Allohning to'atiga sarf qilaylik birodarlar. Kim Qur'onni yoshligida ta'lim olsa birodarlar, bu Qur'onni ta'lim olgan odam umrini oxirigacha bu Qur'ondan foydalanadi. Ato ibn Abi Raboh 100 yil umr ko'rdi. 100 yil umr ko'rdi. Hayotini ilm, amal, taqvo, poklik bilan to'ldirdi. Hayotini odamlarning qo'lida zohid bo'lishlik bilan o'tkazdi. Allohning huzuridagi narsaga umid bilan o'tkazdi. Xulosa. Bu ulug' tobiin o'zi qora habashi edi. Uni oldiga borgan xalifaga nimani vasiyat qildi? Sulaymon ibn Abdul Malik bu Ato ibn Abi Rabohni oldidan o'tib, o'g'liga javob berib, nasihat qilib, "Ey o'g'lim, ilm o'rganing. Ilm tufayli kishilar sharafli bo'ladi. Hech kim tanimagan kishilar ilm tufayli mashhur bo'ladi. Ilm tufayli qullar, podshohlar martabasiga ko'tariladi." Ilm o'qiyotganlar. Ilmga hamma yo'g'imizni bersak, ilm bizga ozgina narsasini beradi. Ilmga hamma yo'g'imizni bersak, ilm ozgina narsasini beradi. Agar ilmga ozgina vaqtimizni bersak, ilm bizga hech narsasini bermaydi. Mana ilm o'qiyotgan ukalarimiz. Qur'on o'qiyapsizlar, hadis o'qiyapsizlar, tafsir ustozlardan biri ilm, ma'rifat, axloq, xulq o'rganasizlar. Mana shu ilm majlislaridan uzoq bo'lgan o'zingizni tengingiz bilan o'tirib bir soat gaplashinglar. So'zga quloq tutingda. Gapida ma'no bormi? Fikrlari to'g'rimi? So'zlari joyidami? O'lchovlari to'g'rimi? Nima ham bilan yashayapti? Albatta ilm o'qiyotgan yigitlar bu so'zni farqiga boradi. Chunki shu ilm majlisdan uzoq yurgan bolalarni na qilayotgan ishida, na gapirayotgan gapida, na orzu umidlarida bir mantiq ma'no bor. Buni yana qaytarib aytaman, ilm o'qiyotganlargina biladi. Hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Hatto mana shu hozir men aytgan narsani ham hamma tushuna olmaydi. Alloh taolo aytadi, bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Albatta aql egalari bu narsadan ibrat xulosa oladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu ulug' kishilarning hayotini o'qib o'rganib ularga iqtido qilib yashashlikni barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum.